Sivasspor, evet. Üçüncülük birinci grupta bu yıl 2014-2015 sezon öncesi Akçaabat Söğüt'te kendi tesislerinde sanıyorum bir aylık 15 gün. 15 günlük bir hazırlık kampı yaptı. Bu hazırlık kampında kadronun haricinde altyapıdan gelen sporcularımızla birlikte kampı tamamladınız. Gayet güzel bir şekilde bir kamp geçti. Çünkü kampı da bizler takip ettik basın mensubu olarak. Size göre teknik direktör olarak, takımın hocası olarak, takımın patronu olarak genel anlamda bir 15 günlük kampı bir değerlendirir misiniz Sayın Hocam? Buyurun. Öncelikle tabii ki Sivasspor Kulübü hepimizi her zaman kapımız basın mensubuna ve tüm vatandaşlarımıza açık. İşimiz olmadığı sürece, antrenmanımız olmadığı sürece gelen her insan misafirimiz değil bir parçamızdır. Bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bu bilgi anlamında da olabilir, farklı sohbet anlamında da olabilir. Hiç böyle nasıl diyeyim, egosu olan tiplerden değiliz ekip olarak. Şeffafız. Ramazan çıktıktan sonra çayımız, kahvemiz, yememiz, bizim çayımız, kahvemiz, yememiz de yenir, içilir. Onun için ondan yana bir sıkıntı yok. Tabii ki 2014-2015 futbol sezonunda tabii ki kendi testlerimizde bir ayın 10'unda başladık. 15 günlük bir süreçte 26 antrenman, bugün sabahta Trabzon A2 ile oynamış olduğumuz bir müsabakayla beraber 27 antrenman, 27 antrenman olarak tamamladık. Tabii ki 38 tane oyuncu ile antrenman yaptık. Tabii yeri geldi çift yaptık, yeri geldi tek yaptık ama birden 38'e kadar yaş ayırt etmeden oyuncuların çalışma temposundan memnunum. Şu anda tabii ki çocuklar benim yapımı öğrenmeye çalışıyor. Ben onların yapısını öğrenmeye çalışıyorum ama benim yapımı, bilimsizliklerini bugün cidden çok çok ciddi fark ettim. Çünkü dün daha bir fil çalışması yaptık. Onu hemen uygulamaya geçti çocuklar. Gerçekten beni çok mutlu ettiler. Ha, önemli olan burada iletişim. İletişimimiz iyi. Aile ortamımız iyi. İyi aile ortamımız var. İnşallah bu birliğimizi, dirliğimizi Allah-u Teala kimselere ve kimseye bozdurmaz, bozdurtmayacağız da. Çünkü çocuklarım o yönde hareket ediyor. Tabii şu çalışma sürecinde 38'lik bir kadro tabii ki genç arkadaşlarımız da katıldı. 14-15 tane. Tabii ki bize ilk etapta altyapıdan 5 tane, 6 tane oyuncu söylendi. Akabinde 7-8 söylendi. Tabii ben de menajerime dedim ki en son Ali Bey dedim kaç tane oyuncu var dedi 14 tane oyuncu var dedim o zaman 14'ünü de çağırıp 14'ünü de göreceğiz, görmek zorundayız çünkü en azından çünkü 6 tane çağırıp da 7 tane oyuncu küstürmemek lazım, onlar da bizim oyuncularımız. Tabi bugün onlar bizle beraber çıktı, yarın belki yine amatör takıma dönecek ama yine bizim gözetimimizde olacak bunlar. Belki devrası profesyonel yapacağız onları. Ha küser de çeker giderse o zaman çok büyük hata yaparlar. Tabii ki çocuklarımız yetersiz değil. Ama şu andaki mevcut bulunan kadromuzda örnek vereyim, iki tane sabık olunca üçüncü bir sabık katamıyoruz. Orta sahada 7 tane oyuncu olunca 8'i 9'u katamıyorsun. Alternatifin fazla olunca katamıyorsun tabii ki. Bu şekilde biz değerlendirmemizi yaptık, planlamamızı yaptık. Ama ilk etaptaki tesislerimizdeki kamptan çok gayet memnunum. Beni en sevindirici yanı yani mozaik bir takım olmamıza rağmen takımın şu andaki bütünleşmesi has safhada. İnşallah Allah-u Teala bizleri utanmaz diye düşünüyorum. İnşallah. Pekala hocam, kampımız sona erdi. Size önerilen 5 tane sporcunun haricinde hani böyle şaşırtan, sizi böyle şaşırtan yani evet bu 6.sı da olsun, 7.sı da olsun böyle dediğiniz böyle oyuncunuz oldu mu? Ya tabii ki ben şöyle diyorum Köksal Bey bunu tabii ki. Futbol camiasında bu iş damak tadına benzer. Bir insan restoranta gider, döner yer, hoşuna gider, öbür arkasına gider, hoşuna gitmez. Şimdi herkesin bakış açısı da farklıdır. Ama ben tabii 7-8 yıldır hocalık yapıyorum. Bu ülkede tabii ben bir şeyle söylediğim zaman pek fazla ciddiye alınmıyor gibime geliyor. Niye derseniz, çünkü ahbap çavuş ilişkisiyle futbolda olmayacağını herkes biliyor. Sanatın ve futbolun da torpil olmayacağını herkes biliyor. Ama yine buna istinaden Türkiye'mizde genel hastalıklarımızdan bir tanesi bu. Olmaması gerekiyor. Yani niye?
Ya o zaman hepimizin çocuğu var. Hepimizin çocuğu o zaman doktor olsun, hakim olsun. Yok ya, yeteneği varsa olacak mı? E futbolcu zaten o. E ben şimdi buradaki oyuncuları, genç oyuncuları burada gördüm. İki defa müsabakalarını izledim. E burada gördüm. Onların içinde katacak olduğum oyuncular da benim babamın oğlu değil ki veya akrabam değil ki. Veya sorabilirsiniz hepsi bir yerden bir tanışıklığım yoktur hayatta. Ben çünkü her şeye denecek biz elhamdülillah Müslümanız. Ama şu benim için çok önemli olmazsa olmazlardan bir tanesi. Mevlam diyor ki kulak bile bana gelmedi. Kulak bile bana gelmedi. Onun için ben birinin hakkını alıp da birine veremem. Onun için ben kimsenin hakkını yemem, yedirtmem de. Örnek veriyorum. Benim en genç oyuncum kaç? 96'da Murat Aydın. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. En yaşlı oyuncum kim? Tuncay Maldan. Kaç? 85'ti. Biri transfer, biri altyapı. Eğer Murat iyiyse Murat olacak. Tuncay bekleyecek. Benim mantığım, zihniyetim o. Çünkü hakkını... Oynayan, hakkı eden kazanacak formayı giyecek diyorsunuz. Kesinlikle. Ben zaten klaşe bir laftır ama yine de söylemekte fayda var. Ben hiçbir zaman oyuncuya forma atmam. Formalar soyunma odasında asılır. İyi olan gider formasını alır. Kötü olan da bırakır. Kötü olan da bırakır. Ta ki iyi olana kadar. Bir kere o havayı verdik mi hocam? Verdik. Verdik. Ona ilerliyoruz. Pekala, geçen bir açıklamanız da şu çok hoştu. Ve Akçaba gündeminde de bayağı da hoşluk bir yazı olarak geçti. Herkes Akçaba Sivasspor'u konuşacak dediniz. Evet. Bunda güzel bir mesaj mı vardı hocam? Ya, aslında tabii. Güzel bir mesaj mı? Sizin ağzınızı var. Ya tabii ki şöyle diyeyim Köksal Bey, tabii ki. Bu takımla da işte geçen sene ilk takımla bir aylık bir çalışmamız vardı. 5-6 tane kalan oyuncumuz vardı. İşte gelen 9 tane 10 tane arkadaşımız vardı. Akabinde altyapıdan giren çocuk vardı. Onların şimdi o çalışmaları, o hırsları beni kıpır kıpır ediyor. Yani ondan dolayı diyoruz. Sizde yani. De bir heyecan mı oluyor? Tabii ki. Akçaba Sivasspor Kulübü çok büyük bir camia. Yani çok büyük bir camia. Gerçekten çok büyük bir camia bu. Kelimelere telaffuz edilecek bir şey değil. Yani keşke futbolculuk yaşantımda hizmet edebilseydim ama nasip olmamış tabii ki. Antrenörlük yaşantımızda bize nasip oldu. İnşallah bizim mantalitemiz, benim her şeyden önce benim başkanım çok değerli, değer ötesi bir insan. Gerçekten çok değer ötesi bir yönetim kurulu desen keza aynı. Ben bunun insanların üzülmesini istemiyorum ama en önemlisi de Mevla bize hayırlısını nasip etsin. Eğer ben şampiyon olup da 4 günü bölüştüğüm oyuncu bir şeyden bulan yapacağım, ayağı kırılacaksa öyle şampiyonluk istemiyorum. İstemiyorum. Sadece hayırlısı neyse onu bana istiniz. Hayırlısı olmasın. Olmaz kesinlikle. Yani bir de ekip olarak bir nasıl diyeyim, elinizdeki aynayı düşünün ya. Ya yemin ediyorum sabah saat 8'de gidiyorum, gece saat 12'de gidiyorum buradan. Ya bu sistem değil. Eve gitmiyorum ya. Ekibimle beraber gitmiyorum. Yok. Saat 11-12'ye kadar dışarıda oyuncularla oturuyor, sohbet, ben, menajer vesaire. Ya böyle bir hoşuma gidiyor. Çocuk gurbetten gelmiş, belki bir derdi vardı vesaire. Benim görevim değil ama yani bir teknik patronun yanında görmesi çok güzel bir duygu diye düşünüyorum. Ama işte ben çocuklarımı çok seviyorum. 2 tane evimde var. İşte kadromda 28 olacak, 30 tane çocuğum olmuş olacak. Maşallah. Pekala hocam, Akçabat kampında genel anlamda sanıyorum toplu çalışmayı son bir haftada mı yaptık toplu çalışmayı? Yok, 3 gün koşu yaptık, ondan sonra top. Top yaptık. Yani genel anlamda bir değerlendirsek, Akçabat'taki çalışmada neye önem verdik, nerelere ağırlık verdik çalışmalarda? Şimdi tabii ki mozaik takım oluşumuzdan dolayı biz 3 günlük koşular yaptık, dayanık koşular yaptık, işte öyle bir çalışmalar yaptık. Onun haricinde tabii ki topla çalışmamız gerekiyordu. Yine oyuncular birbirine pas alışverişinde bulunsun, daralan oyunlar, teknik çalışmalar vesaire. Tabii bunu açabiliriz her türlü. Ama bugün ilk defa iki tane 11 yan yana oynamasına rağmen biz sadece yukarı toplantımızda çocuklarıma şunu dedim ben. Ben sizden çok ekstra bir şey istemiyorum. Sadece hakeme ve rakibe konuşmayın. Hakim, alanı daraltın. Rakiplerimizden siken topları alın. Bir de koşu temponuzu artırın. Ve de keyif alın. Başka bir şey istemiyorum. Bak taksiye hiçbir şey söylemiyorum. Şu 6 tane şıkkı söyledim onlara. Çocuklar da tabii bunları söylememe rağmen o iki tane farklı oynayan 11. Yani gerçekten aferin çocuklara. Elinden geldikleri kadar alanı daralttılar, top kazanmaya çalıştılar, çabalamaya çalıştılar vesaire keyif alıyorsun yani. Ha tabi karşımızdaki küçümseme adama değil tabi ki. Trabzon Ayçi'sindeki oyuncu kardeşi, genç çocuklar onlarla tabi ki. Ama bizim takım, ben de biliyorum tabi ki 25 antrenman, 26 antrenman
ve çift gel müsabaka. Ben de öyle istiyorum ama bakıyorum yorgunken takım ne yapıyor? Yorgunken takım arkadaki konuşuyor mu veya yönlendirebiliyor mu? Bunlar çok önemli tabii ki. Bugün güzel bir ışık aldık. Eksiklerimiz var. Eksiğim var. Tabii transferde onu daha sonra başkanla görüşüyor. O eksiklerimizi gidereceğiz. İnşallah. Transfer dediniz hocam yoksa yeni transfer mi olacak eksiklerimizde? Tabii var. Hangi mevkilere hocam? Mevkiler kalsın. Mevkiler, şimdi içimizde mevcut oyuncu kardeşimiz var. Mevki dersek onların performansı düşürebiliriz. Anladım. Pekala hocam transfer açmışken almış olduğumuz transferler şu anda yerine oturdular mı hocam? Takım uyum sağlayabildiler mi? Daha takım, bak takımın tesisi oldu şu anda. Akımı kaldı. Öyle mi? Tabii. Kısa bir süreçte. O zaman kısa süre içerisinde? Kısa süre içerisinde tabii ki. Ama beni en çok sevindiren yapmış olduğumuz yaşlı oyuncu transferlerimiz doğru tercih. Emre Şiraz çok büyük bir değer. Tuncel çok büyük bir değer. Kaleci Ali değer. Uğur değer. Ne anlamda? Müthiş abilik yapıyorlar takıma. Beni sevindiren yanı o zaten. Ama tabii ki şu var Tuncel Bey. Her insanın bir tarzı vardır. Tabii çocuklar gelmeden herhalde Google'a şuraya buraya girmiş veya çalışan oyuncuya herhalde sormuşlar. Benim tarzım az buçuk. Yani biliyor herkes. Biliyor işte Ayın Hoca birbirinden konuşmayanın işte küstü, antrenmanı terk etti veya idmana geç kaldı. Babasının oğlu da olsa hayatta isterse takımın en iyisi olsun olmayacak. Bir defa ilk etapta disiplin. İkinci etapta adam kendini sevecek, kendine saygı duyacak. Ondan sonra arkadaşını ona saygı duyacak. Bana çıkarsa diyor mu oyuncu var? Sizi diyorum sahada koşmayıp yalnız bırakan arkadaşınız kimse alın soyunma odasına dövün. Dövdükten sonra bana yollar ben de düğüm göndereyim diyorum. Bu despotluk değil. Bu bir aile ortamı oluşumuzdan kaynaklanıyor. Çünkü çocuklar da o yönde hareket ediyor. Bakıyorum şu çocuklara gayet iyi ya ne anlamda iyi. Ya işte geçen sene kaçırdık bu sene neden olmasın. Ama biz tabii ki içimizde benimsiyoruz. Düşman olmak istemiyoruz herkese. Biz ya kümede kalırsak, biz ortalar oynarsak vesaire şimdi ne yaparsak? Niye? Şampiyonluğa dediğiniz zaman iki çekilsin ve karşına gelin. Yani biraz da politik davranmak gerekiyor diye düşünüyorum tabii ki. Ama yine muhabbetimize başlamadan söylediğim bir şey var. Allah-u Teala bize ailesi nasip etsin. Hayırsız bir şey istemiyorum. İnşallah. Bizim de temennimiz bir Akçabat olarak Sayın Başkanım, Sayın Hocam o. Biz de Akçabat Sivasspor'da onu biliyoruz. Şampiyon oldukları dönemleri de çok çok biliyoruz. Onun için neden olmasında demeyeyim ben olacak inşallah, inşallah. Bu sene biz 2014-2015 sezonunda i̇nşallah. Kendi grubumuzda şampiyon olmak inşallah. İstiyoruz. Bu İnternet. Yoldan bizler sizleri takip edeceğiz. Pekala Sayın Hocam, Akçabat kampımızı sona erdirdik ve önümüzde Nevşehir kampı olacak. Ve bugün de sanıyorum çift kale maçı yaptınız. Çift kalede böyle bir futbolcuları nasıl gördünüz, nasıl değerlendirdiniz böyle çift kalede? Tabii ki şu anda bugün iki periyotlu takımımız oynadı. Nasıl iki periyotlu? Örnek vereyim işte ilk takımda 4 tane 5 tane yeni giren transfer oynadı. İkinci takımda 3 tane 4 tane oynadı. Karma şeklinde oynattık çocukları tabii ki. Niye karma şeklinde oynattı derken yüklemeler çok fazla oluşundan dolayı 45-45 oynasınlar dedi. Yani emin ol ki dışarıda 16 tane daha oyuncum kaldı için dizi etti. Yapacak bir şey mi oldu? 38 sayı az bir şey değil ya. Ama görmek istediğimiz oyuncuları biz gördük. Yani diğerlerine de baktık zaten. Sırf onlara istinaden biz antrenman programımızı değiştirmedik yani. Sabah öğle. Yoksa derdik ki kardeşim alt gruptan gelen arkadaşlarımız sabah yapacağız, öbürlerine öğleden sonra yapacağız. Ayırırdık ama vicdanımız ayarlardı ona. Onları da bizim top idmanlarına baktık. Orada da gördük zaten. O süreçte görmüş olduğumuz oyuncuları zaten sahada sunduk. Bir bakalım nedir neyse müsabakalı ne yapıyor. Tabii onlardan da iyi veriler aldık. İyi gerçekten iyi veriler aldık tabii ki. Ama şu anki takımın en çok sevindiren yanı beni topu kaybettiği zaman topun arkasından geçmiş bir kazan varsa. Şu andaki şeysi. Artık bir de iletişim iyi. Onlar çok güzel. Onlar beni sevindi. Bunlar zaten futbolda güzel bir şey. Zaten dışarıdaki aile ortamını eğer sahaya yansıttığı zaman sıkıntı yok. Korkma. Çünkü ben futbolculuk yaşantımda 15 tane şampiyonluk gördüm. Futbolculuk yaşantımda. En son Sürmene Spor'u çıkardığımız zaman, Sürmene Spor şampiyon olduğu zaman işte o zaman Bal Ligi yok. Biliyorsunuz işte grup gidiyoruz. Kayseri'de hatta onun bir anısı da vardı. Bir sene önce Dermeleri Spor'u çıkardık orada işte. Ostum'u elemiştik. Ostum Spor Ankara'ya. İkinci sene
Yine oraya gittik Kayseri. Yine aynı saha. Yine biz Sürmün Spor. Raci yine Osun Spor. En son Osun Spor'lar dedi ki abi yeter dediler. Bırak bizim kimilerini. Yani 11 tane şampiyonluk yaşadım. Allah herkese nasip etsin. İnşallah hocalıkla da bizlere nasip eder. Ben hepsini Gezi yoldan geldim. Saat 3-4'tü zannedersem işte evimde balkonda otururken böyle Nescafe içerken ya bir düşündüm ya. Orada şampiyon, burada şampiyon. Şudur bunu bir elekten getireyim dedim. Elekten mi getirdim? Orada bir kanıya vardı tabii. O benim düşüncem tabii ki. Sonradan benim şampiyon olan takım arkadaşlarımla paylaştım. Ve keza onlar aynı şeyleri söyledi. Yani ne çok büyük paralar, ne çok kalite takımlar, hiç bunlara hep gelip gitse ama önemli olan şu aile ortamını sağladığın zaman sıkıntı yok. Burası ve burası temiz düşündüğü zaman Allah-u Teala bir şekilde veriyor. İnşallah Mevlam da bize o yolda mutlu kılar diye düşünüyorum. Anladım. Hocam çok sonumuzu çok böyle duygusal bir soruyla bağlamak istiyorum. Efsane Trabzonspor'un efsane futbolcularından değerli hocamız merhum Kadir Özcan'la birlikte 1461'de yardımcı hoca olarak görev yaptınız. Kadir hocamız da bu şampiyon olan o efsane Akçabat Spor'da yıllar önce tabii bu dönemlerde futbol oynamış ve o dönemlerde yine Şenol Güneş Akçabat Spor'da oynadı. Çok değerli futbolcular Akçabat Spor'un formasını böyle sırtladılar. Evet. İşte başarıları getirdiler. Sizin hocalık, yardımcı hocalık döneminde Kadir Hoca'nın da sizlerle birlikte hoca olduğu dönemde. Kadir Hoca'ya bir anlatır mısınız? Kadir Hoca nasıl bir hocaydı? Kadir Özcan nasıl bir abi miydi, hoca mıydı? Nasıl bir teknik direktördü size göre? Ya tabii ki tekrar ben baba diyorum ona ve baba diyeceğim her zaman. Babamız Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sizin sağlıklar versin tabii ki. Yani Kadir Hoca anlatılmaz, Kadir Hoca yaşanır. Ben Kadir Hoca'yı futbolcuk zamanımda da yaşadım. İşte Asbeykale tek yapıyorduk. Sağ olsun 1461 alındı işte bize teklif etti. Ben yine manem oldu şey yapmayacağım. En son onun biliyorsun işte şey tabirleri vardı. Telefon açtı bir akşam. Tamam hocam sen dedikten sonra sıkıntı yok gibilerine. Tabii Kadir Hoca çok farklı bir insan. Keşke herkes Kadir Hoca gibi olabilsin. Şu Trabzon'da. Türkiye'ye katma. Türkiye beni çok ilgilendiriyor. Beni kendi memleketim ilgilendiriyor. Eğer Kadir Hoca gibi olabilirsek, o zaman deriz ki biz evet olduk, olacağız. Futbol anlamında, kişilik anlamında, ne olursa olsun. İnsanları antrenörlükle yargılayabilirsin, sorgulayabilirsin. Ama iyi insansa iyi insan diye altlar yakıp arkasından ağlayabilirsin. Vallahi ben Kadir Hoca'yı doya doya yaşayamadım açık konuşayım. Tabii ki Mevlam onu bizden daha çok seviyordu ki aldı yanına. Keşke Kadir hocamla bir iki sene daha böyle çalışsaydım. Çünkü harbiden çok güzel anılarım oluyordu. Çok güzel şeyler öğreniyordu. Ama yine buna rağmen bu kadar iyi insanları kaybediyoruz. Geride kalan insanlar yine dert çıkarmıyor. Çıkarmayacaklar. Çünkü muhabbetimizin başında söylediğim gibi eğer Türkiye'de, burada Türkiye'ye katıyorum. Türkiye'de Ahbap-Çavuş ilişkisi katmadığı sürece futbol camiasındaki insanlar tiyatrocudur. Dışarıdakiler zaten seyircidir. Bunun ta başındaki kimdir, milli takımdaki fark etmiş kim olursa olsun. O kadar da net konuşuyorum. Biz kimsenin de şeyim yok. Kimse gelince gitsin bir planlama yapmıyor. Herkes hafta, ay, yıl kurtarıyor. Yazık. Kulüp başkanlarına yazık, insanlara yazık. Ben Kadir Hoca'dan bunları öğrendim. Kadir Hoca'dan kısa zamanda, bir futbolcu zamanında şunu öğrendim. Sen sen ol dedi, hayatta dedi, kimseye Ahbap Çavuş ilişkisi yapmadı. Yapmamdı. Bilsem ki aç bezeceğim, yetersiz oyuncuysa benim olduğum yerde olmayacak. İsterse kimin, reis cumhurun oğlu olsun, kimin olsun. Bu kadar net konuşuyorum, yani açık konuşuyorum. Kimsenin de bir beklentim yok. Yani geldiğim bir yerlere de tırmalayarak geldim. Kimse beni tutup da bir yerine götürmedi. Zaten o şekilde götürmeye kalsa gitmem zaten. Çünkü 1-0 mağlup başladım. Onun için ben Kadir hocamın tekrar Allah rahmet olsun, Allah rahmet etsin diyorum. Ailesine sağlıklar diyorum. Yani eskiyi
süreçte çalıştığım hocalarımdan hepsine teşekkür ediyorum. Yani bunda Özkan Hocam, Sadık Hocam, Celal Hocam, rahmetli Temel Hocam, işte Hayri Hocam, ismini unuttuğum belki de olabilir. Aflarına sığınarak Selahattin Hocam, Diyadin, İlyas Akçay vesaire. Trabzon'da tüm hocaların hemen hemen hepsiyle çalıştım. Hepsinden de Allah razı olsun, hepsinden de iyi şeyler öğrendim. Ve yine başım sıkıştığı zaman veya bir şey olduğu zaman fikir alışverişinde bulundum. O kadar da şeffaf. Yani kendi burnumun doğrultusunda gitme. Ama yine de tartışırım ederim. Yine bildiğim doğruyu kendim yaparım. Tabii sizi siz yapan özelliklerin bir tanesi de bu. Kesinlikle. 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 Yani ama Trabzon'da çalışmak çok zor. Ben bir anıyla bağlayayım. Yalı Spor'da çalıştığım dönem işte. Zannedersen 2009 2008-2009 olabilir. 2008-2009 olabilir. Ünye Spor takımı gibi. Ünye'yle oynuyoruz. Ünye takımı lider. Ama biz zeynesek biz lider olacağız. Trabzon'da çalışmak zor değilim. İşte oradan geliyorum olaya. 1-0 galibiz. İşte orta sahayı düşünün. Orta sahadan rakip böyle uzaklaştırdı top. Bizim kalecimiz de 3-2 zarlık yapmıştı. Bir Esmalim dedi. Yani düşün orta sahadan rakip uzaklaştı. Yan hakemin yetişme tarzı var mı yok mu? İşte orasını size bırakıyorum. Göğsünü alayım dedi. Oradan yan hakem ortada böyle 10 metre içinde geri döndü. Golü verdi. Biz kulübeden gol, gol değil mi tabi? Tereddütse 1-1 oldu ama işte abi. Sonradan tabi duyuyoruz ki yukarı sağ hakemler derneği ya. Oradan gol demiş. Adam da onlara inandığı için golü vermiş. Çok enteresan. Çok enteresan ve o müsabaka bitti abi, dünya oynadı. Oyuncularım yönü. Ben zaten oyuncuma şunu söyledim. Göksel, kötü oynadığın zaman sorun mu benim? İyi oynadığın zaman seni kim sahiplenirse sahiplenirse, yönetici, başkan, o kim sahiplenirse, kötü oynadığın ben sorun mu? Kötü oynadığın zaman ben. Stres yapıp da kötü oynamaktansa stres yapma da kötü oynadığın. Hiç problem değil benim için. Genç oyuncuya oyuna koyacağım da, oğlum sakın. Kötü oynarsan ben, iyi oynarsan sen yavrum. Ama iyi oynadın bir hafta önce de, geldin bir hafta sonra idmanda astı. O zaman geçmiş olsun. Öyle bir dünya yok. Aynı performansı daha mı kurtulmasın? Yani konu konuya açıyor. Çok konuşulacak şeyler var aslında. Çok, çok güzel de oldu. Çok. Tabii müsabakadan çıktık tabii. Çocuklar da iyi oynuyorlar bir de. Ya Hüseyin'i bilirsiniz. Yani nasıl dese İngiltere'de Wembley vardı ya. Evet, eski. Evet, orada evet. Futbolcu olmayan futbolcu saymıyorlar evet, işte. Evet. Ya o Selim'in o tozunu falan böyle yutmak lazım değil mi kesin. Hocam? Kesin. Ben bak iddialı konuşuyorum. Ben başkanla aynı şeyleri söyleyeceğim. Bir tane toprak saha. Altyapıdaki takımları. Toprak saha. Haftanın bir günde her takım oraya toprak sahaya gelmesi gerekiyor. Niye biliyor musun? Neden hocam? Neden? Çin'de top oradan geliyor değil mi? Oyuncu durarak hareket ediyor. Hiç sadece topa indeksli oluyor. Ama toprak sahada hem saha şartları hem rakimin şartları. Hem de çevre kontrolü. Değil mi? Ama biz alıştık oyuncuların. Ya sorun için. Evet değil. Ama biz oynadığımız zamanlar Yavuz Selim, Hayri Hoca'lar bir gün İnşallah böyle bir sohbet Hayri Hoca'ya davet edersiniz, sorarsınız. Yalı Spor'da 3. ligde oynadığımız yıllarda bileğimize kadar çamurda oynardık. Ne derdi biz biliyor musun? Böyle kaldırı vurma yok derdi. Kaldıracaksın ama yani üstüne arkadaşına pas atacaksın derdi. Biz şimdi oyuncu diyoruz ki 10 metre oynuyorsun, geri gitti de adam atmasını atamıyor, bir de konuşma konuşamıyor. Yani sen oralar çok uzun mesele. Tabii ki müsabaka bitti. Tabii ki müsabakana çıkıyorum. Bir meslektaşım. Yani ben aşağılama adına sakın olmasın tabii ki. Yine ben meslektaşlarımı çok seviyorum ama ora yeri değildi. Geldi bana dedi ki ya hocam dedi ya çok salı çıkaracağına dedi. Mehmet'i çıkarsan daha iyi dedi. Dedim sen de haklısın dedim. Sen de haklısın dedim. Ben çok şeffafım. Ama ben nasıl diyeyim, insanların bende 3 tane hakkı vardır. Bir tane hata yaptığı zaman bilmelik yap. Bir daha yaptığı zaman farklı. Bir daha yaptığı zaman derim ki hadi geçmiş olsun. Bunlar artık bana zarar geliyor. Babamın orada olsa keser atar. Kim olursa olsun. Üç limitin dolduğunu hiç şeyim olmaz. Tabii ki o gün ben o kardeşimiz, o meslektaşımızın şeyine, heyecanına bağışladım tabii ki. Başkası olsa belki ona tepki verdi ama ben tepki verdim. Sen de haklısın hocam dedim. Çıktım. Yani ama şu var tabii ki benim mantığım. Ben mesela Trabzon'da boş kaldığım zaman müsabaka izliyorum. İşte ben çalıştığım zaman benim müsabaka izleyen şeffaf arkadaşım, inandığım arkadaşım, güvendiğim arkadaşım, eğer müsabaka mavi denk gelip izleyip de
bana iki gün sonra telefona soracağım, müsait misin veya hocam buluşabilir miyiz, biz yemek çay dediği zaman ben gidip anasını satayım. İşte hocam maçta mıydın, maçta ne gördün hocam, ne ettin, şudur budur gibilerinden fikir alıp hiç problem yok. Ne kadar güzel. Ama tabii ki yarın bir gün o şekilde başarılı olduğu zaman insanlar ne diyor biliyor musun? Ya o çok sallan fikirli alışverişine, ne oldu ya, ölü rahmet bulsun da nereden bulursa bulsun ya. Bulsun. Ya bu ülkede kök sallan, şimdi ben yani sohbet açıldıkta söylüyorum. Futbol diyoruz işte, futbol evet, bu ülkeye Hidik geldi değil mi? Hidik hoca geldi, milli takımın başına geldi. Yanında kimdi? Oğuz Çetin'di. Diğer yanında kimdi? Okan'dı. Ali Sami Yen'deki ilk müsabakamızda sol bek kim oynadı bu milli takımda? Kimse biliyor mu? Sabri oynadı, Sabri. Galatasaraylı Sabri oynadı. Hani Hidik bilmiyordu. Oğuz sen de mi bilmiyordun? Okan sen de mi bilmiyordun? Şeffaf değil insanlar. Olmayacaklar da. Çünkü o düzen kurulmuş. Ama biz Trabzonlular olarak, biz Trabzon bir bütün olursak kırarız onu. Bütün olmadıktan sonra işte ayağın böyle tırmalar. İlçe Hoca Ümraniye tırmalar. Mustafa Hoca Aksar'da tırmalar. Öbür tarafta tırmalar. Bütün olan birbirimiz bir yerlere taşıyalım. Ben varım. Hepsi gelsin. Açık şeffaf bir şekilde gelsin. Taşıyalım. Ama yok. Yok. Adam sana burada yeter gider o kapıda farklı konuşur. Evet, Trabzonlu bir hocalarımızın kendi arasındaki böyle bir kopukluğu mu? Değil, burada değil, değil. Ego, ego, ego. Ego değil mi? Bak, yeminle konuşuyorum, ben dışarıda çalıştım. Trabzon'daki hoca arkadaşlarım dışarıdaki hocalardan önde. Ama egomuzu yenemiyoruz. İddia ediyorum, Türk sporcusu Avrupalı sporcudan daha yetenekli. Avrupalı sporcunun iş alakı bizden çok çok önde. Bizim sıkıntılarımız bunlar. Bu sıkıntılarımızı yenmek zorunda. Bunu da yenebilmek için aldım. Daha mı evet, alt yapıya, yine alt yapıya giriyoruz. Şimdi düşün, bir bina yapacağız. Altına temel atmadan üstüne koyalım. Kesinlikle olmaz. Kesinlikle kıramayız. Çok güzel bir şey anlatayım sana. Geçen idmanda çocuklara anlattım. Ondan sonra bitirelim. Bal kuşunu bilir misin? Afrika'da yaşar. Biliyorum desem yana konuşuyorum. Bal. Bu bal kuşu yaban arıları bal yaparmış. Afrikalıların geçim kaynağı da bu ballarmış. Bu bal kuşları Afrikalı insanlara yaban arıların oldukları yeri gösterir. Tamam mı? Afrika'nın ilk balı peterini çıkardığı zaman bal kuşunu yedirir ki seneye tekrar beni bala götürsün diye. Bir tane Afrikalı öyle yapmış. Ertesi sene bir Afrikalı balı bulmuş ama bal kuşuna bal vermemiş. Ertesi sene bal kuşu yine ormanda gezinirken Afrikalı demiş işte dolanıyor. Bak bu gerçek. Bakmış ki kuş yine dolanıyor. Zannetti ki beni bal kuşuna bala götürüyor bal kuşu diye. Bal kuşu Afrikalı kime götürdü biliyor musun? Aslana götürdü. Niye biliyor musun? İhanetlik ona bir sinir yaptıysa o da ona ihanetlik yaptı. Futbolda eğer kim kime ihanetlik yapıyorsa Allah bildiği gibi yapsın. Ben daha başka bir şey bunun üzerine söylemiyorum. Beni ziyaret ettiğin için, sıcak ilgin alakanın dolayı her zaman için sana çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ramazan'dan sonra böyle nezih bir yerde olur. Yememizi yeriz, daha keyifli sohbetimizi ederiz diye düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Akça Batası'nın haber sitesini kabul ettiniz ve 15 günlük kampı değerlendirdiniz. Ve bunun haricinde de biraz duygusal Kadir Hocamızla yapmış olduğunuz o hocalık dönemindeki o duyguları da bizden paylaştınız. Ve Akçabat Sivasspor eski günlerine, daha doğrusu Sivasspor'umuz eski günlerine gelecek mesajı da verdiniz. İnşallah. Herkes Sivasspor'da konuşacak dediniz. İnşallah. Ve bu umutlarla 2014-2015 sezonunu iple çekiyoruz. İnşallah. Son bir kez bir şey söyleyeyim Kadir Hocam deyince. Tabii ki Balıkesir müsabakasına gittik ya. Bak şimdi dedin aklıma geldi ya. Yeminle konuşuyorum. Böyle oturuyoruz. Dedim hocam şu efsane Kadir'i bir yazar mısın? Gittim ona beyaz kağıt yazdım. Yazdı. Bak ondan 3 hafta sonra rahmetli oldu. Bak dedim de aklıma geldi. Yazdı. Adını soyadını imzaladı. Verdi bana. Ve Emperyal'de Metin Bey var doktor. Hocam dedi ben de istedim. Dedim al sen de. Dedi yok dedi ver ona orada bir kağıt ver onu da yazarım. Dedi. Bize yazdığı imzalı kağıtlar dedi. Ve o kağıtları sana götüreceğim. Ve o kağıtları sana götüreceğim. Bak düşünebiliyor musun?
Ve ondan sonraki geldik burada müsabaka. Güzel ve rahmetli oldu. Allah tekrar rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ama tabii ki o bizim babamız. Fırsat bulduysa mezarlığına gidiyorum. Dün yine oradaydım. Bunu kimse bilmez. Ben bunu yazmasan, çekmesen ben aramıyorum. Aramıyorum olacak. En fırsatında ziyaretim. Tek eksikliğim ailesine gidemiyorum. Yani biliyorum bu durumlarını. Çok seviyorum onları da ama onlara üzülüyoruz. Ben de çok üzülüyorum ama yaşam bu şekilde devam ediyor. Allah-u Teala inşallah büyük acılar bize nasip etmez. İnşallah hepimize hayırlı ölümler nasip eder. En önemlisi Allah-u Teala kimseye muhtaç eylemesin. Ve sizin aracılığınızdan tüm İslam aleminin şeker bayramını kutluyorum. İnşallah Allah-u Teala tekrar nasip eder diye düşünüyorum. Amin. Allah razı olsun. Hepimiz de. Teşekkür ederim. Bakacağım orasını. Çok sağ ol.